Azerbaycan mı yoksa İran mı? Bölüm 13. Azerbaycan tahtında oturan sultan. Oğuz Kağan'ın ilk eşinden olan oğullarından biri olan Deniz Han'ın oğullarından biri, Yıvan'ın soyundan geldiği düşünülen Kara Koyunlu aşireti, çeşitli Türk boylarının konfederasyonu şeklinde ortaya çıktığı düşünülse de çoğunlukla Sadlu ve Baharlu boylarından oluşmaktaydılar. Kara Koyunlular hakkında Moğol istilasından önce bir bilgi yoktur. Moğol istilasıyla birlikte başlarında Türebey'in olduğu kafileler halinde Doğu Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Moğolların kendi iç çekişmelerinin artması üzerine Hasankeyf, Muş çevresi, Musul, günümüz Azerbaycan ve İran'a göç ettikleri iddia edilmektedir. Bazı araştırmacılar Karakoyunlu'nun Oğuz lehçesini Azerbaycan diliyle ilişkilendirmektedir. Örneğin Faruk Sümer, Karakoyunlu'nun Doğu Oğuz lehçesinin bugün Azerbaycan dili olarak adlandırıldığını, Muhsin Behram Nejad'ın Azerbaycan dilini Karakoyunlu Türkmen boylarından miras kalan bir dil olarak adlandırdığını kaydetmiştir. Sultan Karakoyunlu Cihanşah, Azerbaycan şiirinin genel olarak tanınan temsilcisidir. Siz Karakoyunlu sözünü şu şekilde anlamış olabilirsiniz. Aslında bu sözün orijinali Karakoyun değil, Karakoyon'dur. Kara koyunlu sözündeki kara, büyük anlamına koyun veya koyonsa hükümdarın sağ eline verilen eski bir ünvan anlamına gelir. Yani kara koyun sözünü hükümdarın büyük ünvanı olarak tercüme edebiliriz sanırım. İlhanlılar devrinde küçük bir beylik kuran bu kardeşlerimiz İlhanlıların iç çekişmelerinden faydalanıp hakimiyeti ele geçirdiler. Hakimiyete geçen Bayram Hoca Van ve Musul'u ele geçirdi. Bayram Hoca, Azerbaycan'ı, Doğu Anadolu'nu, Azerbaycan'ın güneybatı toprakları olan Hoy, Nahçıvan, Akkilsan ve Sürmeli bölgesini ele geçirdi. Ve Celayir hükümdarına vergi ödemeyi reddetti. Anadolu Beyliği olan Aratna Beyliği'nin yenilgiye uğratılmasıyla Erzurum'a kadar geniş topraklar Karakoyunluların eline geçti. Karakoyunluların güçlenmesi sınırdaki komşuları Celayirlileri endişelendirmeye başladı. Bu nedenle Sultan Hüseyin Celayri büyük bir orduyla Karakoyunlulara saldırdı. Celayri'nin ordusu Kara Mehmed'in yönettiği Erciş'i kuşattı ve Bayram Hoca'nın gönderdiği orduyu mağlup etti. Kara Mehmed boyun eğmeye, bağımlılığı kabul etmeye ve vergi ödemeye zorlandı. Böylece Celayriler geri çekilerek Bağdat'a döndü. 1380 yılında Bayram Hoca'nın ölümünden sonra onun kardeşinin oğlu olan Kara Mehmed, Karakoyunluların hükümdarı oldu. Kara Mehmed, Celayiriler ile savaştı ve mağlup etti. Hacıların mallarını yağma etmiş olan Musul emiri Salim'in üzerine yürüdü. Daha sonra Mardin'i kuşattı. Emir Timur, Karakoyunlulara kendilerine itaat etmeleri için elçi gönderdi. Fakat Karakoyunlular direnişe geçti. Doğu Beyazıt'ı alarak ilerleyen Timurlara karşı Kara Mehmed ve yeğeni Pir Hasan başarılı zaferler kazandı. Dağlara çekilerek gayri nizami harp eden Pir Hasan, Muş civarında büyük bir Timur ordusunu mağlup etti. Bu savaşta emir Toktamış'la meşguldü. Karakoyunlular Celayirilerden Tebriz'i aldı. Bu sırada Pir Hasan ile Kara Mehmed arasında çıkan iç anlaşmazlıkta Kara Mehmed öldürüldü. Aynı yıl içinde Pir Hasan Mısır Hoca hakimiyeti ele geçirdi. Ancak kardeşi Mısır Hoca'dan hakimiyeti Kara Yusuf aldı. Pir Hasan öldü ve Karakoyunlu beylerinin de desteğiyle Kara Yusuf devletin başına geçti. Kara Yusuf, Karakoyunlu hanedanını 20 yıl yönetti. Hasan Bey Rumlu, Ahsenü't Tevarih adlı eserinde onun hakkında şöyle yazmıştır. Kara Yusuf İbni Kara Mehmed son derece cesur, mert, güçlüydü. Böylece Emir Timur'la defalarca savaşmış ve Sultan Ahmet Celayir ile birlikte Rum'a, oradan da Şam'a gitmişti. Ayrıca Kara Yusuf'la görüşmek üzere Tebriz'e gönderilen elçi geri döndü ve Şahruha, Kara Yusuf'un kendisini orada bağımsız bir hükümdar olarak gördüğünü ve çevredeki tüm hükümdarların ve beylerin ona tabi olduğunu bildirdi. Şahruh'un coşkusundan ve ordusunun zaferlerinden korkmayan Kara Yusuf'un birçok savaşçı grubu vardır, diye yazmıştır Hasan Bey Rumlu. Kara Yusuf, Mısır Hoca'nı Karakoyunluların Avnik Kalesi'ni koruması için oraya göndermişti. Ancak Emir Timur Avnik Kalesi'ni kuşattı. 40 gün süren kuşatma sonrası Mısır Hoca aman dileyerek teslim oldu. Timur,
Mısır Hoca'yı esir aldı ve Semerkand'a gönderdi. Daha sonra geri çekildi ve Hindistan seferine çıktı. Timur, Hindistan seferinden döndükten sonra tekrar Anadolu'ya yöneldi ve ani bir baskına uğramamak için Musul'a çekilen Kara Yusuf, Timur'un Sivas'a doğru yürüyüşe geçeceği haberini alınca Celayirli Sultan Ahmed ile birlikte Mısır Memlük Sultanı'na sığınmak istedi. Memlük Sultanı'nın Timur'dan çekinerek sığınma isteğini kabul etmemesi üzerine de Osmanlı'ya gittiler. Emir Timur, Yıldırım Bayezid'den Kara Yusuf'un kendisine teslim edilmesini ya da öldürülmesini, bu yapılmadığı takdirde ülkeden çıkarılmasını istedi. Yıldırım Bayezid, Timur'un isteklerini yerine getirmediği gibi Kara Yusuf'a Aksaray'ı dirlik olarak verdi. Kara Yusuf ve dostu Celayirli Ahmed, Suriye'ye sığınmak istedilerse de Memlüklülerce Şam'da hapsedildiler. Hapisteyken Memlük Sultanı onun öldürülmesi emrini gönderir. Ancak Suriye hakimi Şeyh Mahmudi bu emri uygulamayı reddediyor. Sultan Ahmed Celayiri ile birlikte zindanda kalan Kara Yusuf zamanının çoğunu Emir Timur'a karşı yeni stratejiler geliştirerek geçirdi. Kara Yusuf bir gün bir rüya gördü. Rüyasında Emir Timur parmağındaki yüzüğü çıkarıp Kara Yusuf'a hediye etmiştir. İki sultan burada birbirleriyle dost kalacaklarını ant içtiler. Kara Yusuf Suriye'de hapisteyken adamları ona oğlunun doğum haberini getirdi. O da çocuğa Pir Budak ismini verdi ve bu sevincini hapishane arkadaşı Celayirli Sultan Ahmed ile paylaştı. Ve Celayirli Ahmed Yusuf, Yusuf'un oğlu Pir Budak'ı manevi evlat edindi. Şam'da hapisten çıkan Kara Yusuf, yanına aldığı 1000 kadar Türkmen kuvvetiyle yurduna döndü. 1406'da Ebu Bekir Mirza liderliğindeki Timurlular ile Kara Yusuf kuvvetleri Nahçıvan'ın batısında Aras Nehri'nin iki yakasında karşılaştılar. Karakoyunlular muharebeyi kazandı ve Ebu Bekir geri çekildi. Çekilirken Tebriz'i yağmaladı. Kara Yusuf bu savaşta büyük ganimet ele geçirdi. 2 yıl sonra Timurluların başında Miranşah ve Ebu Bekir Mirza'nın olduğu ordusuyla Karakoyunlular Tebriz yakınlarındaki Serdrud mevkiinde karşılaştılar. Büyük bir cesaretle savaşan Karakoyunlu ordusu muharebeyi kazandı. Miranşah savaş meydanında öldürüldü. Bu muharebe Timur'un batı fütuhatını ortadan kaldırdı. Azerbaycan daimi olarak Karakoyunluların hakimiyetine girdi. Diyarbakır'da Akkoyunluları mağlup ettikten sonra Mardin'i kuşatan Kara Yusuf, Artuklu Hanedanı'nı ortadan kaldırdı. Celayirli Ahmed, eski dostu Kara Yusuf'a elçi göndererek Hemedan Yaylağı'nı istedi ve red cevabı aldı. Kara Yusuf'un Erzincan bölgesinde olmasını fırsat bilerek harekete geçti ve Tebriz'i ele geçirdi. Yanına Türkmen beylerini de alan Kara Yusuf, süratle Ahmed'in üzerine geldi ve 1410'da Tebriz yakınlarında Esed köyünde onu bozguna uğrattı. Savaş meydanından kaçan Celayirli Ahmed bir bağda yakalanarak Kara Yusuf'un huzuruna getirildi ve idam edildi. Yusuf Bey, Karakoyunlu Beyliğini devlete çevirdi ve böylece resmi olarak Karakoyunlu Devleti kurulmuş oldu. 1411'de Kara Yusuf, oğlu Pir Budak'ı taç giydirerek hükümdar ilan etti. Çünkü bu çocuk bir sultanın evlatlığı olduğu için hükümdarın kanını taşıyordu. Böylece Karakoyunlu Devleti'nin ilk resmi hükümdarı Pir Budak olmuş ve ölümüne kadar padişah unvanını taşımıştır. Kendini oğlunun vekili sayan Yusuf Bey, diğer beylerle birlikte Pir Budak'a tazimde bulundu. Aynı yıl Kara Yusuf'un en büyük oğlu Şah Mehmet Bağdat'ı fethetti. Kara Yusuf'un bölgede büyük bir nüfuza sahip olmasını, kendileri için tehlike sayan Gürcü Kralı Köstendil, Şirvanşah Şeyh İbrahim ve Şeki Hakimi Ahmet, Kara Yusuf'a karşı bir ittifak meydana getirdiler. Kürçayı civarında yapılan savaşta müttefikler ağır bir yenilgiye uğradı. Karakoyunluların kadim düşmanı olan başka bir Türk boyu, Akkoyunlular arasındaki kadim düşmanlık Kara Yusuf döneminde de sürmüştür. 1117'de Kahta, bir yıl sonra ise Mercidabık yakınlarında Kara Yusuf Akkoyunluları mağlup etti. Yusuf Bey bundan sonra önemli bir ticaret merkezi olan Sultaniye şehrini idare eden Çekirli Bistan Bey'in itaatsizliğine son vermek için harekete geçti. Şehrin valiliğine oğullarından Cihan Şah'ı getirdi.
Bu sırada Pir Budak öldü. Ölen bir tek Pir Budak değildi. Ömrünün son günlerinde 1420'de Şahruh büyük bir ordu ile Yusuf'un üzerine yürüdü. Kara Yusuf ağır hasta halde onu karşılamaya giderken Tebriz yakınlarındaki Ucan mevkiinde öldü. Türk dünyasında pek de meşhur olmayan Kara Yusuf cesurluğu ve mertliğiyle ün salmış bir hükümdardı. O dönemin süper gücü Timurluları iki kez bozguna uğratan Yusuf Bey, üçlü koalisyonu da mağlup etmesiyle bilinen gerçek bir hükümdardı. Hasan Bey Rumlu, Kara Yusuf'u Azerbaycan tahtında oturan sultan olarak yazmıştır. Kara Yusuf'un mezarı günümüzde pek de iyi vaziyette olmamakla birlikte Erciş ilçesinde yer alıyor. Yusuf Bey'in ölümünden sonra askerlerinden çoğu Kerkük'te bulunan İskender Bey'in yanına gitti. İskender de bunlarla birlikte Mardin'i kuşatmış olan Akkoyunlu Karayülük Osman Bey'in üzerine yürüdü. Onu Nusaybin yakınlarındaki Şeyh kendinde yapılan savaşta mağlup etti. Ancak Erzurum ile Ağrı arasındaki Eleşkirt Ovası'nda Şahruh'un ordusu karşısında 3 gün süren savaşta bozguna uğradı. Bu mağlubiyetten sonra Kara İskender yeniden toparlanmaya çalıştı. Hayatı savaşta geçen Kara İskender, Akkoyunlular, Timurlular ve Şirvanşahlar ile savaştı. Azerbaycan seferine çıkan Şahruh, Türkmen beylerinin tavsiyelerine uyarak İskender'e karşı isyan eden ve Şahruh'u metbu tanıyan Cihanşah'ı abisi İskender'in üzerine gönderdi. Karabağ'dan ayrılıp Ucan'a gelen Şahruh, burada Azerbaycan hükümdarlığını Cihanşah'a verdi ve bir daha dönmemek üzere Horasan'a hareket etti. Çok gecikmeden Cihanşah, Tebriz'e, abisinin üzerine yürüdü. Savaştan önce Karamanlı Boybeyi Piri Bey'in Cihanşah tarafına geçmesi, Kara İskender'in ümidini tamamen kırdı ve savaş meydanından kaçarak ailesi ve hazinesinin bulunduğu Elince Kalesi'ne sığındı. Cihanşah'a karşı burada direnmeye çalışan İskender, oğlu Şah Kubad ve eşinin işbirliği ile uykusunda öldürüldü. Cihanşah, İskender'in ölümünden sonra Irak hariç bütün Karakoyunlu ülkelerinin yegane hakimi oldu. Bu hükümdar zamanında Karakoyunlu Devleti bir imparatorluk mahiyetini alıp en parlak devrini yaşadı. Cihanşah hükümdarlığı süresince önce Gürcistan'ı aldı. Daha sonra bazı emirlerin teşviri üzerine 6 aylık bir kuşatmayla Bağdat'ı aldı. Timurlu İmparatoru Şahruh Mirza'nın ölümü üzerine de Sultaniye ve Kazvin'i ülkesine kattı. Timurlu şehzadeleri arasında çıkan saltanat mücadelelerinden yararlanıp Rey, İsfahan ve Fars vilayetlerini ardından Kirman'ı da ülkesine kattı. Ve bütün bunları sadece 13 yılda yaptı. Doğu Anadolu'nun ancak bir kesimine sahip olan Akkoyunlu Uzun Hasan Bey'e yenilen Cihanşah, yenilginin intikamını almak için sefer düzenledi. Bu sefer Cihanşah'ın da sonu oldu. Kışın bastırması yüzünden seferden geri dönülürken Bingöl ile Kiyı arasındaki sancak mevkiinde Uzun Hasan'ın baskınına uğrayan Cihanşah kaçarken öldürüldü. Tam adı Muzaffereddin Cihanşah Yusuf olan sultan aynı zamanda Hagigi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Cihanşah Mirza yazdığı Türkçe şiirlerle Azerbaycan edebiyatında önemli bir mevkiye sahiptir. Azerbaycan tarihinden bir Cihanşah geçmiş oldu böylelikle. Karakoyunlu topraklarına Uzun Hasan'ın idaresindeki Akkoyunlular sahip çıktı. Karakoyunlular devletinin teşkilatı, esas itibarıyla Selefleri Celayirliler Devleti Teşkilatı'na ve dolayısıyla İlhanlılarınkine dayanıyordu. Karakoyunlu hükümdarları daha çok sultan unvanını kullandılar. Paralarda bazen ismin sonuna Bahadır unvanı da eklenirdi. Bundan başka Han, Hakan ve Padişah unvanlarını da kullanmışlardır. Karakoyunlu döneminden günümüze kalan tek büyük eser Tebriz'de bulunan Mescid-i Kebud veya Gök Mescid'dir. Karakoyunlu Cihanşah tarafından inşa edilmiştir. Gök Mescid'in en büyük özelliği binanın içini ve dışını süsleyen mozaik çinileridir. Aslında bir külliye olan Gök Mescid, meydana gelen depremler sonucu büyük tahribata uğramış sadece türbe ve mescit ayakta kalmıştır. 17. yüzyıl Portekizli seyyah ve tarihçi Pedro Teixeira'nın The History of Persia kitabında da yer verdiği Karakoyunlu Devleti, yapısı, hükümdarları, özellikle Azerbaycan tahtında oturan sultan olan Kara Yusuf,
ve oğlu Cihan Şah itibariyle Azerbaycan ve Türk tarihinin önemli bir parçasıdır.